silikon uygulamasında poponun, her iki poponun ara kıvrımından girilerek, yani gözle görülen bir iz olmadan, hani hasta G-string bile giyse burada hiç belli olmayan bir izle gerçekleştirilir. Ve içerisinde kullanılan protezle de istenilen büyüklüğe ulaşabiliriz. Bu özellikle poposunu çok büyük isteyen ya da poponun arka çıkıntısı gevşek olan ve arka çıkıntısında ciddi bir efekt isteyen hastalar için yapılabilen bir teknik. İki farklı plana yerleştirilerek bu ameliyat gerçekleştiriliyor. Bu da ya direkt olarak kasın üzeri, yani kaslarının altı diyebileceğimiz subfasyal planda yapılan uygulama, yahut kasların içine konulan, yani kas altından ziyade kasların içine konulan, çünkü kas altına konulan uygulama gerçekten son derece problemlere ve risklere açık bir teknik. Kasların arasına dediğimiz bir teknikle de gerçekleştirilebilir. Eğer hastanın poposundaki yağ dokusu az ise, poposu ince ise, bu takdirde mutlaka kas arasına yerleştirmek gerekir. Eğer hastanın cilt altı dokusu fazla ve poposu çok ince değil ise, bu takdirde subfasyal dediğimiz, yani kas zarının altına, yani kasın üzerine koyuyorsunuz ama kas zarının altına konulabilir. Bu ameliyat için kullanılan protezler özel üretilmiş protezlerdir. Sırf popo için geliştirilmiş protezlerdir. Özellikle Güney Amerika'da, yani Brezilya'da çok sık yapıldığı için şu an kullandığımız protezin de üretici firması gerçekten Brezilyalı. Ve hakikaten bu konuda çok tecrübe edinmiş bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde de son zamanlarda popo ile ilgili, popo büyütme ile ilgili çok ciddi talep almaya başladık. Bundan herhalde şöyle söyleyeyim, 10-15 yıl önce popo büyütmek için başvuran hasta sayısıyla şu an arasında hiç abartmıyorum, yani belki 100 kat fark vardı. Yani ben her gün poposunu büyütmek, poposunu biraz daha dolgunlaştırmak veya poposunun gevşekliğinden şikayetçi olan en az 1-2 hasta görüyorum diyebilirim. Tabii ki ameliyat olmak isteyen hastalar bununla ilgili olarak öncelikle geliyorlar ve muayene oluyorlar. Yani poposunu büyütmek isteyen kişinin ilk yapması gereken şey, öncelikle bununla ilgili tecrübeli bir hekime konsültasyon yaptırması, yani muayeneye gelmesidir diyebilirim.